Engelsiz Filmler Festivali 2022. 14-16 Ekim tarihlerinde Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde, 17-23 Ekim tarihlerinde Ankara Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda ve eff2022.movie.com adresinde çevrimiçi gösterimlerle tüm Türkiye'de. Tüm gösterimler ücretsiz. Ayrıntılı bilgi engelsizfestival.com adresinde. Merhaba, ben Zeynep Ünal. 10. Engelsiz Filmler Festivali ödül töreni yayınına hoş geldiniz. Hiç şüphesiz Engelsiz Filmler Festivali ülkemizin en özgün ve en önemli festivallerinden biri. Herkes için sinemaya eşit koşullarda erişim sağlamanın yanı sıra biz film yapanları da daha erişebilir filmler yapmamız konusunda bilinçlendiriyorlar. Bu nedenle festival ekibine hepimiz adına teşekkürü bir borç biliyorum. Sizlerle bazen bir festivalin ekibinde, bazen film yapımcısı olarak ama sanırım en çok da Mithat Alan Film Merkezi'nin bir parçası olarak yollarımız kesişti. Ama bir tören sunucusu olarak ilk kez karşınızda yer alıyorum. Bunun nedeni Engelsiz Filmler Festivali'ni düzenleyen festival ekibinin Mithat Alan Film Merkezi'nde Ağustos'tan bu yana yaşananlara dikkat çekmek istemeleri. Bu nedenle festival ekibine ayrıca teşekkür etmek isterim. Ne oldu geçtiğimiz Ağustos ayında? Mithat Alan Film Merkezi yöneticileri olarak benim ve çalışma arkadaşım Elif Ergezen'in işine Boğaziçi Üniversitesi Rektörü tarafından son verildi ve kampüse girişimiz engellendi. Şu anda da merkezin akıbeti konusunda çeşitli duyumlarımız var. Önümüzdeki günlerde bu konuda daha çok bilgiye sahip olacağız hep birlikte. Gelelim festivale. Engelsiz Filmler Festivali bu sene 14-16 Ekim tarihleri arasında Eskişehir'de, 17-23 Ekim tarihleri arasında ise Ankara'da ve çevrim içi gösterimlerle seyirciyle buluştu. Festivalin iki yarışmalı bölümü vardı. Ulusal Uzun Film Yarışması ve Kısa Film Yarışması. Bu video ile bu iki yarışmanın ödüllerini sizlere duyurmuş olacağız. Öncelikle bu sene kaybettiğimiz çok değerli bir sinema yazarını anarak başlamak istiyoruz. Murat Özer. 2018 yılında Engelsiz Filmler Festivali Engelsiz Yarışma bölümünde jüri üyeliği de yapan Murat Özer'i en iyi bilen, film gösterimlerinde onu her daim eşlik eden yakın arkadaşlarından Murat Erşahin'e bağlanarak anmak istiyoruz. Efendim şu anda Murat Erşahin'le birlikteyiz. Birlikte olma sebebimiz sevgili dostumuz, arkadaşımız, Engelsiz Film Festivali'nin de festival dostlarından biri Murat Özer'in. Anmak tuhaf geliyor bana Murat. Kulaklarını çınlatmak sanki daha yumuşatıyor benim için. Uzaktaki birine öyle deriz ya, kulaklarını çınlatalım onun diye. Evet. Sen de yakın bir dostu olarak Murat'ın, evet, birlikte filmler izlediği, seyahatler, evet, ettiği bir dostu olarak seninle anmak istedik. Sözü sana bırakalım. Çok çok teşekkür ediyorum Zeynep. Bütün dostlara önce selam olsun. Murat'a da selam olsun buradan. Çok özlüyorum Murat'ı. Çünkü o benim en yakın dostumdu. Bunu net söyleyebilirim. Onun yokluğu çok büyük boşluk bıraktı gerisinde. Çok fazla gülemiyorum. Çok fazla paylaşamıyorum çok fazla olayı. Çok zaten zorlu günlerde, zorlu bir yerdeyiz. Ama Murat bunu hafifletiyordu. Gündelik hayatın sıradanlığına isyan eden bir adamdı. Bayağılığa isyan eden bir adamdı. Çok şamata bir adamdı. En zor anımda beni gülümsetirdi. Çok karanlık bir tarafım vardı. Hep karamsarsın derdi bana. Biraz gül derdi. Halbuki kendisi de bir tarafıyla çok karanlık bir adamdı. Çok karamsar bir adamdı. Hiç belli etmezdi. Hep etrafını mutlu etmek isterdi, bizi mutlu etmek isterdi. Hep yardımımıza koşardı. Ve şimdi bakıyorum da gündelik hayat keyfini kaybetti Murat'ın ardından. En önemli şey bu Murat için söylenebilecek. O yüzden Murat'ı ben hep gülerek anımsamak istiyorum. Hep herkese onunla olan komik anlarımızı anlatmak istiyorum. Bu arada gerçekten bir kitap olabilir. Geçen gün düşündüm, 1000'den fazla anı var. Hangi birini anlatsak? Alkol sofralarında bile insanlara sıkıntı gelebilir. Öyle çok anımız var. Öyle çok hayat müjdecisi bir adam, öyle çok gençleri seven, öyle çok sinemayı seven, öyle çok hayatı seven bir adam ki Zeynep, neden bahsetsek bilmiyorum yani. Şöyle komik bir şey anlatayım, belki insanların da hoşuna gider. Alaka Mugayir tarafları olan da bir anı ama çok komik. Ankara mikrofon faciası anı.
adı. Ankara Film Festivali'ndeyiz. Mahmut Tarihi'den bize miras. En iyi bilenlerden biri sensin. Senin çok emek verdiğin bir festivalde yıllar önce, çok uzun zaman önce Murat'la bir gösterimden çıktık. Çok heyecanlandığımız bir Çek filmiydi sanırım. Anlatıyoruz, gençler var etrafımızda. Onlarla şahane anlar paylaşıyoruz. Gençler bizi seviyor, gırgır buluyorlar. İşte onlarla konuşuyoruz. Akşam bir festival partisi var sanırım. Bir geniş bir yerin kapısındayız, onu hatırlıyorum. Hava da soğuk, kar yağıyor. Hangi ay olduğunu bilmiyorum, herhalde kıştı. Yahut Aralık mıydı neydi? Soğuk bir aydı yani festivalin soğuk zamanı. Eski zamanları festivalin. Eski güzel günler karlı olur. Bunu da belirteyim. Murat'la beraberiz. Gençlerle konuşuyoruz yine. Gençler çok kıpır kıpır şeyler soruyorlar. Bu arada Murat'ın en büyük özelliği beni mahcup etmekti kitleler arasında. Bu çok güzel bir hikayedir. Çok didişirdik. Nerede görse beni bozmak isterdi ve bundan puan verirdik birbirimize. Mesela Murat 3-0 galip, Erşahin 3-1 yaptı. Erşahin 4-3 öne geçti falan gibi. Böyle bir oyun oynuyoruz. Yıllara dayanan bir oyun. Ben kolladım etrafı. Gençlere bir şeyler anlatıyorum hararetli falan. Olay sinemadan çıktı, şiire geldi. Şiiri de çok severiz. Dışarıda kar yağıyor. İşte dışarı çıktım kapının önünde. Etrafı gençler sarmış. Anlatıyorum işte, Ahmet Muhip Dranas'tan geldi aklıma. Kardır yağan üstümüze geceden falan diye. Bir taraftan da Murat'a bakıyorum. Etraftan fırlayacak mı diye. Yok bu. Ben çok mutluyum. Artık kim tutar beni? İşte anlatıyorum gençlere şiiri falan derken bir anda böyle bir çember olmuş etrafımda çocuklar. Çemberin ortasından bir alaka mugayir bir el hareketi şöyle yukarı doğru çıkıyor ve diyor ki, bir ses yankılanıyor Kızılay sokaklarında. Murat Erşahin mikrofona konuş, mikrofona konuş falan diye böyle. Ve yani böyle koptuk tabii. Benim karizma yine yerlerde. Yani bugün olsa da bunları yapsa, 20-0 öne geçse hep o olsa. Onsuz her şey çok mutsuz, onsuz her şey çok bayat. Zeynep. Evet, benim de en çok Murat'la ilgili şunu söylemek istiyorum. Elbette ki sizin kadar yakın değildik ama benim de çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Bu arada seni ne kadar çok sevdiğini söylememe gerek yok. Biliyorum. Evet, ben de onu hususi olarak böyle Adana'da, Ankara'da bir gün fazladan kalırdı. İşte benimle biraz vakit geçirmek için, biraz şehri dolaşmak için. Onları hiç unutmuyorum. Bir de onun böyle bazen bizim sevmediğimiz filmlere karşı, yani çok vicdanlıydı. Doğru. Çok filmlere müthiş bir sevgiyle, yani bazen hani kendi aramızda biraz amiyane olacak ama gömdüğümüz filmlere bile çok doğru. Müthiş bir şefkatle yaklaşırdı. Onun o şefkati gerçekten aklıma geldikçe hala çok içimi ısıtıyor. Müthiş bir şey söyledin. Müthiş vicdanlı bir adamdı. En önemlisi çok. Emeğe çok saygı duyan bir adamdı. Sinemanın ne kadar zor şartlarda yapıldığını bildiği için, hepimizden fazla bunu hissettiği için yüreğinde acayip saygı duyardı ve kızardı bazen. Derdi ki yani çok fena gömdünüz, böyle bir şey olur mu falan diye. Çok haklısın. Murat'ın en büyük özelliklerinden biri de buydu. O yüzden genç sinemacıları yüreklendirmek için Murat Özer yaklaşımı diye bir şey söyleyebilirim. Murat Özer yaklaşımı gerekli biraz da. Özellikle eleştirmen tayfasından. Murat Özer'in derinliği tartışılmazdı. Çok derin bir adamdı. Çok entelektüel kıvrımları olan bir adamdı. Evet. Buna karşın olağanüstü vicdanlıydı. Olağanüstü saygılıydı. Çok kısa bir şey söylemek isterim. Bu çok komik yine. Bu kadar saygılı, bir emek dolu bir adamın aynı zamanda hayata karşı da olağanüstü vicdanlıydı. Hayatı çok önemserdi. Çok yorulduğumuz bir gün İstanbul Film Festivali'ndeyiz. 4 tane film seyrettik. 5. film Torino Atı. Belatar. Sabahtan gelip bilet almışım ben. Beni gönderirdi. Ben de ta karşıdan geliyorum. Hangi akla hizmet? Git biletleri al diye. Bir de kızardı, kötü yer almışım falan diye. Ben de böyle işte güzel bir yer buldum. Oradaki kızcağıza rica ettim. Ya dedim, Murat abine güzel bir yer ver. Bak dedim, sorumluluk fena. Murat Özer kızıyor sonra yer kötü falan diye. Gittik. Filme gireceğiz. Kapıda dedi ki, ya dedi, acaba girmesek mi dedi. Ya dedim, kardeşim Belatar koskoca Torino attı. Sabahın 7'sinde geldim, bilet aldım. O da dedi ki, ya koskoca diye bir şey yok. Bütün yönetmenler koskoca yüreklere sahip. Gencecik çocukların filmlerini seyrediyoruz. Yani Belatar'da bekleyiversin dedi. Gidelim, hep ağır saati. İki tane bira içelim, ama da çok güzel dedi. Fakat ben onu dinlememiştim. Belatar'a girmiştim, o girmemişti. Ve ben bugün kaybettiğimi düşünüyorum. Çünkü onunla olabilecek bir iki saati kaybettim. Belatar'da Torino Atı'nı 4 defa seyretsem ne olacak?
Murat Özer'le geçirilen 2 saat çok daha önemlidir. Gerçekten öyle. Bir de şunu düşünüyorum, buna şöyle bir ekleme yapabilirim. Biz aslında işte sizlerle, Murat'la, seninle, Cumhur'la, Uğur Vardan'la, Burak Göral'la, Olkan'la, Esin'le hep beraber büyüdük gibi geliyor. Yani filmlerle böyle bir birlikte büyüdük. Ve aslında bir yanımda çok mutlu Murat'la beraber büyüdüğüm için, onunla filmler konuştuğum için evet. Ve tabii hep beraber büyüdüğümüz için çok şanslıyız gibi geliyor. Biraz eksildik Murat'la, Cüneyt'le çok doğru. Hatta. Çok doğru. Ama yani, çok da şanslıyız, iyi ki tanıdık. İyi ki tanıdık. Geçen gün onun söylediğini fark ettim. Bir fotoğraf geçti elime. Murat ve Cüneyt yok. Agi abi yok resimde. Birçok eksik var. Ve hiç olmamış gibi, yani hiç böyle kötü bir olay olmamış gibi geliyor. Yarım saat sonra kapıdan içeri girecekmiş gibi geliyor bana. Derdi ki hep Zambezi topraklarında bir can bezi olmak istiyorum. Bilinen tek manzum eseri budur. Şu anda belki de Zambezi topraklarında bir can bezi durumunda evet. Murat. Ona da bu yakışır. Normal başka bir yerde başka bir hüviyetle olmak değil. Zambezi topraklarında bir can bezi olmak ona yeter diye düşünüyorum. Acayip özlüyorum. Ben de öyle. Özellikle ama öyle. Ne mutlu ki onu tanıdık, birbirimizi tanıdık. Evet. Evet. Ve birlikte onun kulaklarını çınlattık. Zaten hep beraberiz yani. Her durumda beraberiz. Sinemada, salonda, perdede, festivalde, sokakta, evde. Her an beraberiz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Murat. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım iyi yapmışızdır onu, mutlu olmuştur. Hatta diyordur ki bir yerden, Erşahin'e bak yine gevezelik ediyor diyordur. Onu selamlıyorum sevgiyle. Evet, ben de öyle. Seni de çok kocaman sarılıyorum. Çok ben sevgiler. Hepinizi çok seviyorum ve bütün dostlara selamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Engelsiz Filmler Festivali'nin Ulusal Uzun Film Yarışması ve Kısa Film Yarışması ödüllerini duyurmadan önce hep birlikte festivalin nasıl geçtiğini festival yönetmeni Ezgi Yalınalp ile konuşalım. Merhaba Ezgi. Merhaba Zeynep. Festivalin 10. yılını kutladınız bu yıl. Neler yaşadınız? Festival nasıl geçti? Senden öğrenmek istiyoruz. Festival bu sene epey yoğun geçti. Çünkü sadece festivalle uğraşmadık. Bir de Avrupa Birliği projesi yürüttük. Engelsiz Filmler Festivali dediğin gibi bu sene 10. yılında ve 2013 yılından bu yana epey değişti, dönüştü. Bizler de festivali düzenleyen kişiler olarak değiştik ve dönüştük. Ne oldu bu 10 sene boyunca? Aslında festivalin kimliği ve seyirci kitlesi iyice oturdu diyebiliriz. Festivalin yaklaşımı iyice oturdu diyebiliriz. Festival 2013 yılında çok basit bir sorudan yola çıkarak düzenlenmeye başlamıştı. Bir arada film izlemek mümkün mü? Ve bu 10 sene içinde aslında hem seyircilerimizden hem işte işbirliği yaptığımız kurumlardan aldığımız geri bildirimler ve edindiğimiz deneyimler festivalin hem programını hem erişilebilirlik uygulamalarını ve hem de yaklaşımının oturmasında etkili oldu. Bu 10 sene içinde festivalde bence en önemli değişimlerden bir tanesi şuydu. Festival artık bir etkinlikten çıkarak bir söz söyleyen, sinemaya erişim meselesiyle ilgili söz söyleyen bir kurum haline geldi. Daha doğrusu bu alanda söz sahibi olmaya hak kazandı diyebiliriz. Bunu da nasıl yaptı? İşte yürüttüğü projelerle yaptı aslında. Yani sadece festivali yapmıyoruz. Uluslararası bir ağın da kurucusu olduk. Avrupa'da bize benzeyen erişilebilir film festivalleriyle bir ağ kurduk. BİİN, Erişilebilir Festivaller Ağı. Ve onlarla çeşitli projeler yaptık. Sinemaya erişim meselesinin hani uluslararası alanda da görünür olması için bir takım faaliyetler yürüttük. Ve geçen sene de bununla ilgili en büyük projemizi gerçekleştirdik. Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle Döngüyü Kırmak Erişilebilir Sinema başlıklı bir proje yaptık. Orada da aslında tarafları bir araya getirdik. Yani sinemaya erişim meselesiyle ilgili politika yapıcılar, sinema endüstrisinden temsilciler ve erişilebilirlik alanında çalışan kurumlar. Bunları bir araya getirip hani alandaki ihtiyaçlar ne? Bunun üzerine birazcık konuşup neler yapılabilir? O konuda inisiyatif almaya çalıştık o anlamda. Dolayısıyla yorucu bir sene oldu bizim için ama hani çok meyveleri de çok bol bir sene oldu. Peki bu yıl festivalde neler yaşadınız?
Bu yıl tabii festivalin 10. senesi olduğu için özel bir seçkiyle festivali seyircilerimizle buluşturuyoruz. Onlar seçkisi. Öyle bir özel temamız oldu bu sene. Onun dışında Eskişehirli sinema severlerle tekrar buluştuk. Çünkü pandemide ara vermiştik. 2 sene boyunca Eskişehir'e gidememiştik pandemi nedeniyle. Bu sene tekrar Eskişehir'de seyircilerle buluştuk. O çok güzeldi. Özlemişiz. Çünkü hani birazcık da sinemaya gitme pratiğimizi kaybettiğimiz bir dönemdeyiz maalesef. Çünkü hepimiz için bu şekilde pandemi sırasında yani sinemaya gitmekten vazgeçtik. Hani festivalleri zaten olmuyordu. O pratiği yavaş yavaş kazanmaya başladığımızı gördük. Salonlar doluydu ve bu bizi çok sevindirdi. Salonların dolu olması, seyircilerin ilgisi olması. Hani şeyden korkuluyordu pandemi döneminde. İşte dijital sinema fizikselin yerini tutacak mı? Tutacak diyenler vardı falan. Biz hiçbir zaman inanmamıştık. Nitekim onu kendi gözlerimizle görmüş olduk aslında. Ankara'da da aynı şekilde salonlar doluydu. Bir sorum daha var. Çocuklarla da bir proje yürüttünüz bu yıl. Onu da anlatabilir misin bize? Evet, çocuklarla bir canlandırma atölyesi yapıyoruz her sene. Pandemide de ara vermedik. Onu çevrim içinde gerçekleştirmiştik ama tabii ki fizikselin yeri ayrı. Fizikselde çocuklarla birebir temas etmek ayrı. Bunu çok önemsiyoruz çocuklarla yaptığımız canlandırma atölyesini. Çünkü o atölyede çocuklar kendi yarattıkları karakterlerle oyun hamurlarından ya da başka malzemelerden yarattıkları karakterlerle stop motion tekniğiyle bir film nasıl çekilir bunu öğreniyorlar. Bence bu çok önemli çünkü çocukların çocuk yaştan itibaren sinema kültürüne aşina olması, hani o kültürle iç içe büyümeleri çok çok önemli kendilerini ifade etmeleri için ve kendilerini hani sanat aracılığıyla ortaya koymaları için çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çok da güzel animasyonlar ortaya çıktı. Zaten onları bu videoda da izliyoruz. İzleyeceğiz. Bu güzel festival için senin nezdinde tüm festival ekibine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu seneki festival programına kısaca bir göz atalım. Ulusal ve uluslararası pek çok festivalde ön plana çıkan yapımların yer aldığı Ulusal Uzun Film Yarışması'nda bu yıl Emre Erdoğan'ın Beni Sevenler Listesi, Bahman Govedi'nin Dört Duvar, Tayfun Pirselimoğlu'nun Ker, Ferit Karaağan'ın Okul Tıraşı ve Nazlı Elif Durlu'nun Zuhal filmleri olmak üzere 5 film yer aldı. Engelsiz Filmler Festivali kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen kısa film yarışması ile kısa film türünün gelişimine katkıda bulunmak amaçlandı. Yarışmaya bu yıl 19 farklı ülkeden 90 kısa film başvuru yaptı. Yarışmanın finalistleri Uluslararası Farklı Perspektifler Festivali Festival Direktörü Hülya Demir'den, kültür yöneticisi İmre Tezer ve yazar yönetmen Murat Emir Eren'den oluşan ön eleme jürisi tarafından belirlendi. Ön elemeyi geçen 7 farklı ülkeden 13 kısa film finalistler arasında yer aldı. Elşat Elsever'in Anahtar, Jane Ashmore'un Aşk, Hilke Rönnfeldt'in Çit, Mehdi Mahaye'nin Galip, Farnuş Abedi'nin Gazcılar, Camilla Azizova'nın Gölgeler, Mecit Mirhaşemi'nin Karantina, Ali Kıvanç Güldürür'ün Komşu Sesler, Önder Menke'nin Oyun, Jane Devoy'un Sohbet, Ziba Karamali ve Emad Arad'ın Takas, Margaret Bolyu'nun Ve Böylece Başlıyorum ve Muaz Güneş'in Yasemin filmleri kısa film yarışması finalistleri arasında yer aldı. Festival bu sene 10. yılını kutladığı için özel bir tema ile gerçekleştirildi. Onlar. Onlar kendilerini zor koşullarda var edebilmiş, standartların dışına çıkma cesaretini göstererek kendi benliklerini kurabilmiş kişiler. Bu nadir kişilerin ilham verici hikayelerine odaklanan bir film seçkisi oluşturarak zorlu yaşam şartlarında ayakta kalmayı başarıp cesaretleriyle hayatlarını şekillendirmiş bu kişilerden ilham almak istedik. Onlar seçkisinde Andreas Dresse'nin Rabia Kurnaz George W. Bush'a karşı, Julie Bezerra, Madsen'in Görülmeyi Bekleyenler ve Ali Asgari'nin Yarına Kadar filmleri yer aldı. Dünya sinemasının son dönemde öne çıkan ödüllü filmlerini seyircilerin beğenisine sunan Kaleidoskop seçkisi bu yıl 3 filmden oluştu. T. Linderberg'un Cennet Gibi, Marie Kreutzer'in Korsaj ve Laura Bisspuri'nin Tavus Kuşu'nun Cenneti filmleri bu bölümde seyirciyle buluştu. Festival Auditorium seçkisiyle bu yıl sinema severleri müzikal bir yolculuğa çıkardı. Müzik ve sesi merkezine alan filmlerden oluşan bu seçkide Cem Kaya'nın Aşk, Mark ve Ölüm, Mariano Biasi'nin Olağanüstü
ve Mirissa Nef'in Ulusal Uyanış filmleri olmak üzere 3 film gösterildi. Geleceğin sinefillerini yaratıcı filmlerle buluşturan Çocuklar İçin seçkisinde bu yıl 12 film yer aldı. Büyük Sel, Çocuk ve Kaz, Duvar Piyanosu, Edgar İçin Tilki, İdodo, Mişu, Penguen ve Balina, Sakın Şişirme, Sanatın Esasları, Sığınak, Suzi Bahçede ve Tilkilerin Kraliçesi filmleri olmak üzere 12 film bu bölümde çocuklarla buluştu. Programdaki filmlerin yönetmenleriyle çeşitli söyleşiler de gerçekleştirildi. Bu söyleşilere dilediğiniz zaman festivalin YouTube hesabından ulaşabilirsiniz. Festivalin ilk yılından beri sürdürdüğümüz bir de atölye çalışmamız var. Küçük sinema severlerle gerçekleştirdiğimiz canlandırma atölyesi. Bu sene Eskişehir'de gerçekleştirdiğimiz atölyeye 9-12 yaş grubundan 15 çocuk, kendi yazdıkları hikayeler ve oyun hamurundan kendi yarattıkları karakterlerle kısa animasyon film denemeleri yaptılar. Canlandırma sanatçısı Deniz Öcalan'ın eğitmenliğini yaptığı atölyede 8 adet kısa animasyon denemesi ortaya çıktı. Bu atölyenin hem çocukların yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmaları hem de kendilerini sanat aracılığıyla ifade etmeleri için çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi gelin çocukların yaptıkları filmlere bir göz atalım. Engelsiz Filmler Festivali'nin 10. yılına ulaşması tabii ki festivalin yanında yer alan kurumlar sayesinde mümkün oldu. Bugüne gelmemize destek olan kurumların her birine çok teşekkür ediyoruz. Pureli Kültür Sanat tarafından düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali'nin bu seneki kurumsal destekçileri arasında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, ABD Büyükelçiliği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bulunuyor. 2013 yılında Ankara'da başlayan Engelsiz Filmler Festivali 2017 yılından itibaren Eskişehir'de ziyaret ediyor. Pandemi nedeniyle 2 senedir Eskişehir ziyaretlerimize ara vermek zorunda kalmıştık. Bu sene Eskişehirli seyircilerimizle tekrar bir araya geldik. Hem festivale ev sahipliği yaptıkları hem de erişebilir bir şehir yaratmak için ortaya koydukları vizyon nedeniyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Söz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Avukat Ayşe Ünlüce'de. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak engelleri aşan, fırsat eşitliği yaratan ve eşitsizlikleri ortadan kaldıran vizyonumuzla yıllardır çalışmalar yapmakta. Bu anlamda ülkemizde birçok şehre örnek olmaktayız. UNESCO'nun öğrenen şehri olarak dünyayı takip ederek yenilenmeye devam etmekteyiz. Türkiye'nin engelsiz şehirlerinin başında gelmemizin ardında bu kucaklayan ve yenilenen bakış açısının etkileri çok büyük. Belediyeciliği hiçbir zaman sadece altyapı çalışmaları, temizlik ve aydınlatma hizmetleri olarak görmedik. Kentimizi güzelleştirmek ve yaşanılır kılmak için yaptığımız tüm çalışmaların içinde sanatı her zaman önemli bir enstrüman olarak kullandık. Şehir tiyatrolarımızla, senfoni orkestralarımızla, sanat galerilerimizle, müzelerimizle sanata ve sanatçıya yaşam alanı tanıyan bir şehir olduk.
Engelsiz Filmler Festivali de hem sinema sanatının önemli eserlerine yer vermesiyle hem de engelleri aşan erişilebilir gösterimleriyle bizim çalışmalarımızla örtüşüyor. Festivallerin her geçen gün yok olduğu ülkemizde 10. yılında ayakta kalan ve kentimizde de 6 yıldır tüm sinema severleri kucaklayan festivalimizi kutluyorum. Bu işe yıllardır emek veren değerli festival ekibine yürekten teşekkür eder, tüm destekçileri, sinema ve emekçilerini ve sinema severleri saygıyla selamlarım. Sayın Ünce'ye mesajı için çok teşekkür ediyoruz. İnsan Hakları Film Günleri, İnsan Hakları Kısa Film Yarışması gibi organizasyonları sürdüren Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu bu yılda festivali destekleyen kurumlardan biri. Kültür ve sanata eşit erişime verdikleri önemden dolayı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği bu festivali size ulaştırmamızda bize destek olan kurumlar arasında. Demokratik değerlere verdikleri önem ve kültür sanat alanındaki katılımcı yaklaşım ve uygulamaların yaygınlaşmasına sundukları katkıdan dolayı teşekkür ediyor ve Kültür Ateşesi Gabriel Price'ın mesajını sizinle paylaşıyoruz. 10. Engelsiz Filmler Festivali'nde yarışan herkesi tebrik ediyorum. Önemli olan kazanmanız ya da kaybetmeniz değil, önemli olan fark yaratmanız. Film çok güçlü bir araç. Etrafımızdaki dünya hakkında bizi bilgilendirme gücü var ve çok az ortak noktamız olduğunu düşündüklerimizi daha iyi anlamamızı sağlar. Film basma kalıp düşüncelere karşı meydan okumamızı sağlar ve insanlara daha iyi olmaları konusunda ilham verir. Böylece her birimizin dünyayı hepimiz için daha adil ve daha eşitlikçi bir yer haline getirmek için gücü olur. Çabalarınız için teşekkürler. Mesajı için Sayın Price'a teşekkür ederiz. Festivale desteğini ilk yıldan beri sürdüren Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, festivali gerçekleştirmemize katkı sunan Goethe Institute Ankara, Sesli Betimleme Derneği, Yay Yapım ve KUP ile festivali sizlere duyurmamızı sağlayan medya sponsorlarımıza da teşekkür ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş yarışma ödüllerini duyurmaya geçebiliriz. Yarışmanın bu yılki jürisinde Klepe Auf Kısa Film Festivali Direktörü Andreas Grützner, yönetmen Jale İnceko ve Hezarfen Film Galeri Direktörü Nesim Bencoy'a bulunuyor. Bu yıl para ödülünün de dahil edildiği yarışmada jüri üyelerinin belirlediği en iyi yönetmen ve en iyi senaryoya 500'er dolar, en iyi filme ise 1000 dolar para ödülü veriliyor. En iyi senaryo ödülüyle başlıyoruz. Ödülün sahibine kısa film yarışması jüri üyesi Nesim Bencoy'dan öğreneceğiz. En iyi senaryo ödülü, erkek egemenliğinin derinlemesine anlaşılmasını ve sistemin yeni ortakları haline gelen toplumun genç erkeklerine aktarılmasını kapsayıcı olmakla birlikte akıcı ve sürükleyici bir şekilde anlattığı için Barter filmine gidiyor. یعنی مادرت بهت گفت تو دروغ بگی؟ دونی اگه بفهمه چه بلایی سرت میاره؟ بابا نمیفهمه. میشه به مامان نگی من شکندم. En iyi senaryo ödülünün sahibi Ziba Karamali ve Emad Arad'ı tebrik ediyoruz. Ziba ve Emad İran'da yaşayan yönetmenler. Bildiğiniz gibi İran'da internet bağlantısı sıkıntılı. O yüzden kendilerinden bir video mesaj istedik. Bu noktada İranlı kadınlarla dayanışma içinde olduğumuzu da vurgulamak istiyoruz. Şimdi yönetmenlerimizi video mesajını dinleyelim. Selam, ben Ziba. Merhaba, ben Ziba. Merhaba, ben Emad. Bu ödül için teşekkür ederiz. Aslında en iyi senaryo ödülü bizim için en cazip ödül. Çünkü filmin mesajının doğru bir şekilde iletildiğinden emin olabiliriz. Filmimizi bu ödüle layık gördükleri için jüriye gerçekten teşekkür ederiz. Aslında Mahsa Amani hakkında konuşmadan en iyi senaryo ödülü hakkında konuşamam. Bence o, ölümüyle muhteşem özgürlük hikayesini yazan çok iyi bir yazar.
این روزها تبدیل شده به فیلم بی نظیری که مردان و زنان ایرانی در حال ایفای نقش‌های اصلی اون هستن. Artık bu hikaye İranlı erkeklerin ve kadınların ana karakterleri oynadığı muhteşem bir filme dönüştü. Bugünlerde İranlılar çelişkili duygular hissediyor. Bazıları kaybettikleri geçtikleri için, bazıları bugün için. Bazıları da belirsiz geleceğimiz için yas tutuyor. Ama yumruklarımız sıkılı. Umudu korumaya çalışıyoruz. Tüm bu savaş yaşamın kendisi için, en basit haliyle yaşam için, normal bir yaşam için. Şu sloganla, kadın, yaşam, özgürlük. En iyi yönetmen ödülüyle devam ediyoruz. Ödülün sahibine jüri üyesi Jale İncekol açıklayacak. Şimdi sırada 10. Engelsiz Filmler Festivali Uluslararası Kısa Film Yarışması jüriyemiz Jale İncekol ile birlikteyiz. Hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, hoş buldum. Bu seneki Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo ödülleri için 13 kısa filmi değerlendirdiniz jüri üyeleri olarak. Evet. Sizden en iyi yönetmen ödülünü duymak istiyoruz. Öncelikle çok güzel filmler izlediğimizi söylemek istiyorum. Gerçekten jüri üyesi olarak davet edilmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Biz en iyi yönetmen ödülünü, sınırların geçirgenliğine olan ihtiyacı, bir arada olurken birey kalabilmenin zorluklarını etkileyici bir dille ifade eden, cesur kamera kullanımı ve özenli renk seçiminin kurulan atmosfere katkısını dikkat çekici bulduğumuz Fans filminin yönetmeni Hilke Rönnfeld'e veriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz de kendilerini kutluyoruz. Size de ayrıca emekleriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda yüz yüze de festivallerde bir araya gelmek umuduyla diyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek ümidiyle. Görüşmek üzere. واقعا قسمت من نیست یه روز بتونم کار کنم. حالا تا کی طول میکشه؟ Şimdi Çit adlı kısa filmin yönetmeni Hilke Rönnfeld ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Hilke. Merhaba, sizi görmek güzel. Kısa filmin Çit, Engelsiz Filmler Festivali 2022 kısa film yarışmasında en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo ödülleri için yarıştı. Ve yarışma jürisi senin filmini en iyi yönetmen ödülüne layık gördü. Çok tebrik ediyoruz. Bize neler söylemek istersiniz? Öncelikle filmim festivale seçildiği için çok mutluyum. Ve tabii ödül almak, en iyi yönetmen ödülünü almak da güzel. Çok mutluyum. Filmim ve buna emek veren herkesin farkına varılmasını sağladı. Filmimizi seçtiğiniz için festival ekibine ve en iyi yönetmen ödülü için jüriye teşekkür etmek istiyorum. Çok mutluyum. Ekibimize de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ancak yanınızda harika bir ekibiniz varsa iyi bir yönetmen olabilirsiniz. Filmimize katkıda bulunan herkese ve muhteşem oyuncularıma teşekkür ederim. Teşekkürler. Sırada en iyi film ödülü var. Ödülün sahibini jüri üyesi Andreas Grützner'den öğreneceğiz. Merhaba, ben Andreas Grützner. Hamburg, Almanya'da Club Out Erişilebilir Filmler Festivali'nin yönetmeni ve film yapımcısıyım. Bu yıl jürinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. En iyi film ödülü Ziba Karamali ve Emad Arat'ın filmi Takasın oldu. Özellikle içinde bulunduğumuz süreçte İranlı film yapımcılarına ödül verdiğimiz için memnunum.
Gençlerin topluma daha açık hale gelmeleri ve kadınların değişen rollerini gündeme getiren, sadece İran'da değil, tüm dünyada anlaşılabilecek bir hikayeyi onurlandırmış olduk. Yalanlar, kıskançlık ve güvensizliğin hüküm sürdüğü bir aile, onları bir arada tutmak için sürdürülmektedir. Tüm bunlar sonucunda ortaya çıkan aile yapısı, filmin dramaturjisi, görsel dil ve oyunculuklar aracılığıyla gerçekçi bir şekilde yansıtılmış. Takas filmi bize şu önemli gerçeği gösteriyor. Nerede ve nasıl yaşıyor olursak olalım, baskı, kıskançlık ve sahtekarlık ilişkilerimizdeki güveni zedeler. Takas filmi ekibini tebrik ediyorum. Yani mader esbet gofto duruğ begi. دونی اگه بفهمه چه بلایی سرت میاره؟ بابا نمیفهمه. میشه به مامان نگی من شکندم. En iyi film ödülünün sahibi Ziba Karamali ve Emad Arı'da tekrar tebrik ediyoruz. Kendilerin bize bir video mesajı daha var. Şimdi onu izleyelim. Çok teşekkür ederiz. Takas filminin dikkatinizi çekmiş olması bizim için bir onur. Jüri ve festival ekibine, aynı zamanda tüm izleyicilere teşekkür ederiz. Bu vesileyle ilk günden bugüne kadar İranlılarla dayanışma içinde olan tüm Türk arkadaşlarımıza ve sanatçılara teşekkür etmek istiyoruz. Nezaketiniz ve düşünceli yaklaşımınız unutulmayacak. مردم ایران ایستادن و اعلام همبستگی کردن. میخوام بگم که ما این لطف شما رو هرگز فراموش نمی‌کنیم. Başka bir süreçte olsaydık sinema ve film hakkında daha çok konuşabilirdik. Ama içinde bulunduğumuz süreçte bu fırsat daha çok duyulmaya ihtiyacı olan insanların hakkı. Ülkemiz yanlış kararların yarattığı sonuçların bir göstergesi. Bu sonuçlar toplumsal kurallar, özellikle de kadınlarla ilgili kurallarda, çevre, politika, ekonomi gibi pek çok alanda görülebilir. Kararları biz vermedik ve bu karar alıcıları biz seçmedik. Ama güçlü ve mutlu olmak için çabalıyoruz. Bugünden daha parlak olan günlerin umudu içindeyiz. Aslında o günlerin umudu bizi ayakta tutuyor. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Merci. Engelsiz Filmler Festivali Kısa Film Yarışması Seyirci Özel Ödülü bu sene Mecid Mir Haşemi'nin yönettiği Karantina filmine gidiyor. Kısa film yarışmasına bu sene İran'dan çok sayıda başvuru oldu. Bunun bir tesadüf olmadığını düşünüyoruz. İran'da kişisel haklara yönelik baskının beyaz perdeye de yansıdığını görüyoruz. Bu anlamda festival takipçilerimizin seyirci özel ödülünü bir İran filmine vermesi çok anlamlı. Karantina filmi ekibini tebrik ediyoruz. شاید واقعا قسمت من نیست یه روز بتونم کار کنم. حالا تا کی طول میکشه؟ بابا که بیاد من همه چی رو بهش میگم. Merhaba, ben İranlı bağımsız yönetmen Majid Mir Haşemi. Kısa filmim Karantina'nın seyirci özel ödülünü kazandığını öğrendim. Engelsiz Filmler Festivali seyircisine filmimi seçtikleri için minnettarım. İçinde bulunduğumuz süreç nedeniyle bu ödül için sevinemiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi İran'daki durum hiç de iyi değil. Ama aynı zamanda bu ödülü özgürlüğü hak eden ve özgürlükleri için mücadele etme cesareti olan tüm İranlı kadınlara armağan ediyorum. Teşekkürler. Kısa film yarışmasında ödül alanları tebrik ediyoruz ve ulusal uzun film yarışması ile devam ediyoruz.
Türkiye sinemasının son dönemdeki nitelikli örneklerinin yer aldığı Ulusal Uzun Film Yarışması'nda filmler bu sene en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo ve seyirci özel ödülü için yarıştı. Ulusal Uzun Film Yarışması'nın bu ilki jürisinde yapımcı Selim Vatansever Tezcan, yönetmen Kıvanç Sezer, senarist ve yönetmen Çağla Zincirci yer alıyordu. Jüri yarışmadaki en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo ödüllerini belirlerken seyirci özel ödülü ise izleyicilerin oylarıyla belirlendi. En iyi senaryo ödülüyle başlıyoruz. Ödülün sahibini jüriyemiz Kıvanç Sezer'den öğreneceğiz. Merhabalar, şu anda Kıvanç Sezer'le, jüriyemiz Kıvanç Sezer'le birlikteyiz ve bize en iyi senaryo ödülünü kimin aldığını açıklayacak. Buyurun. Evet, merhaba Zeynep, teşekkür ederim. Üç kişiyiz ve senaryo ödülünü açıklamak bana düştü. Sevdiğim konulardan birisi olduğu için. Şimdi tabii bir filmin en temel unsuru senaryo. Ve senaryo dediğimiz şey bir yol haritası, aynı zamanda bir çerçeve metni ve edebi değeri olmayan bir edebi eser. Yazması zor olan, eleştirmesi oldukça görece kolay olan bir şey. O yüzden bir filmin kilit unsurlarından bir tanesi. Biz de izlediğimiz bu 5 film arasında bize farklı bir bakışı sunan bir filme en iyi senaryo ödülü vermeyi oy birliğiyle değer gördük, uygun gördük. Bu filmde başrolündeki oyuncuyla aynı adı taşıyan Zuhal filmi. Tebrik ediyoruz. Ve gerekçemiz de şu şekilde. Zuhal bazı sıradan ve önemsiz gibi görünen anları odağına alırken hikaye anlatımı açısından da ana eksenini kaybetmeden bunu becerebilen ve bir kentli bir kadının hayatına bizi davet eden bir film. Ve bu davetten de izledikçe daha çok keyif almaya başladığımız bir hale geliyor. İşte koridorda orada kalıveren masadan, telefonda sevgiliyle yapılan bir sekse, duvara inen çekiçten komşuya yapılan kurabiyeye kadar filmde aslında çok renkli bir skala var ve metafor düzeyinde de kedi sesi üzerinden vicdan göndermeleri yapan ve komşuluk ilişkileri üzerinden o apartmana ve belki de içinde yaşadığımız ülkeye dair bir takım çağrışımlarda bulunan bir film. O apartmanda aslında kendimizi sağaltmaya da bir nevi bizi davet ediyor. O yüzden filmin senaristleri Nazlı Elif Durlu'yu ve Ziya Demirel'i tebrik ediyoruz ve yeni çalışmalarında da başarılar diliyoruz. Evet, biz de çok tebrik ediyoruz Nazlı Elif Durlu'yu ve Ziya Demirel'i. Ayrıca emeklerin için sana da çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Görüşmek üzere, yüz yüze görüşmek üzere. Yüz yüze, çok sevgiler. Evet. Sevgiler. Şimdi Zuhal filminin senaristleri Nazlı Elif Durlu ve Ziya Demirel ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Ve ayrıca çok çok tebrikler. Zuhal 10. Engelsiz Filmler Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması'nda en iyi senaryo ödülünü aldı. Şimdi sözü sizlere bırakmak istiyorum. Evet, çok teşekkürler. Yani filmin zaten en iyi engelsiz film festivalinde gösterilmiş olması da çok mutluluk vericiydi. Çok emek harcadığımız bir senaryoydu. Onun görülmüş, duyulmuş olması bizi çok mutlu ediyor. Çok teşekkürler. Evet, ben de ya çok... Ya sen de. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yani orada olmak da çok isterdim bir yandan. Umarım seneye. Nazlı'ya Zuhal filminde benimle çalışmak istediği için teşekkür ediyorum. Böyle ilk duyduğumdan beri çok böyle çekici bir hikayeydi. Böyle hani çok da verimli, çok şey öğreten bir süreç oldu. O yüzden Nazlı'ya teşekkür ediyorum, jüriye teşekkür ediyorum. Bu yani ödülü bu şekilde Zeynep'ten almak da benim için böyle hem bir yandan çok güzel ama bir yandan da böyle iç sıkan şey bir tarafı da var. Bir yandan çünkü
böyle Zeynep'le tanışıklığımız böyle sanırım 2013 yılı Hisar Seçkisi Mithat Adnan Film Merkezi'ndeydi. Ben bu arada küçükken, lisedeyken yaptığım filmleri de Hisar Seçkisi'ne yollardım böyle. Hani onlar kabul edilmemişti ama benim için böyle küçüklüğümden beri hep böyle bir ilişkim olan bir yerde. Hisar işte 2013'te tanışmıştık. O günden beri de böyle hep böyle bir iletişim içerisindeyiz, danışma içerisindeyiz. Bilmiyorum, Salı için de kurgu yapmamıza izin vermişti Mithat Adnan Film Merkezi. Orada çalışmıştık kurguya. Ondan sonra. O yüzden benim için benim sinema yolculuğumda çok önemli bir yer. Çok önemli bir insan Zeynep. Mithat Adnan Film Merkezi de öyle. Keza Elif de öyle. O yüzden hani iç burgucu tarafı da biraz bu tarafında geliyor. Ama neyse yani şu an yine burada olmak, beraber olmak güzel. Festivale çok teşekkür ediyorum. Biraz uzun konuştum. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Umarım bu karanlık günleri arkamızda bıraktığımız 11. festivalde daha umutla, daha birlikte olduğumuz, filmleri beraber izlediğimiz, filmler üzerine sohbet edebildiğimiz, hatta Mithat Adnan Film Merkezi'ne hep beraber geri döndüğümüz günlerde buluşmak üzere diyeyim ben de. Çok teşekkürler. En iyi yönetmen ödülüyle devam ediyoruz. Ödülün sahibini jüriyemiz Çağla Zincirci açıklayacak. Efendim şimdi Ulusal Uzun Film Yarışması jüriyesi Çağla Zincirci ile beraberiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, herkese merhaba. Sizden Ulusal Uzun Film Yarışması en iyi yönetmen ödülünü öğreneceğiz. Heyecanla bekliyoruz. Öncelikle ben çok teşekkür ederim. Çok harika filmler keşfetme şansı buldum festivalle beraber. Ve de çok zorlandım açıkçası karar verirken. Jüri olmak çok zor. Ama konuşmalarımızın sonunda bütün jüri üyesi arkadaşlarımızla beraber kararlarımızı verdik. 20 seneye yaklaşan kariyerimde hiçbir zaman en iyi yönetmen ödülü almamış birisi olarak aslında ödülün ne anlama geldiğini iyi bilenlerden biriyim diyelim. Ve de en iyi yönetmen dendiğinde her zaman o mizansen harika, ışıklar 10 numara gibi özetlenen bu ödül aslında benim için çok daha başka bir şeylere karşılık geliyor. Yönetmenin kendini sadece ana dilini paylaştığı seyirciye değil de dünyanın öbür ucundaki seyirciye ne kadar ifade edebildiği, sinema araçlarını kullanarak basit bir fikri nasıl anlaşılır hale getirebildiği ve fikri nasıl evrensel kılabildiği ile ilgili bir şey. Ve de bu sinema araçlarına ne kadar hakim olduğu ile ilgili. Ve de bağımsız sinemacılar olarak işlediğimiz konularda gösterdiğimiz cesareti de kapsayan bir ödül aslında benim için. Ve de filmleri seyrederken şunu fark ettik ki aslında çok basit sabit planlarla ve bu planlar yönetmenin seyirciye ve özellikle oyunculara gösterdiği saygıyla birleşince sevilme arzusu, bir yerlere ait hissetme aciliyeti gibi kompleks hislerin aslında ne kadar hızlı bir şekilde geçirilebildiğini şahit olduk. Ve de tüm bu nedenlerden dolayı en iyi yönetmen ödülünü bu sene Emre Erdoğdu'ya vermeye karar verdik. Beni Sevenler Listesi filmiyle. Kendisine başarılar diliyoruz ve yeni filmini heyecanla bekliyoruz. Evet, biz de Beni Sevenler Listesi filminin yönetmeni Emre Erdoğdu'yu çok tebrik ediyoruz. Size de bu zorlu görevi bu kadar iyi yaptığınız için sizleri de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda yüz yüze birlikte olabilmek dileğiyle. Evet, festivallerin aslında amaçlarından bir tanesi de hep beraber olabilmek. Hem tanışıp hem fikir alışveriş yapabilmek. İnşallah bir dahaki sefer bu imkanı da buluruz hep beraber. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Her ederim. Beğendin mi? Sağ olan büyüyor. Yaşlılar ölüyor. Sen yoksa İlmaz Bey. İlmaz! İlmaz sen misin? Evet.
Evet, şimdi Beni Sevenler Listesi filminin yönetmeni sevgili Emre Erdoğdu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, merhabalar. Filminiz Beni Sevenler Listesi ile 10. Engelsiz Filmler Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü kazandınız. Çok tebrik ediyoruz biz de. Neler söylemek istersiniz? Ya en iyi yönetmen ödülü aldıysam, teknik bir ödülse açıkçası görüntü yönetmenim Emre Tan Yıldız'a Ayrı Sarptekin'e, kurgucum Ayrı Sarptekin'e, Onat Esen bana yardımcı yönetmenim ve başrol oyuncu Halil Babür'e teşekkür etmem lazım. Çünkü kafamdaki şeye gerçekten onlarla, kafamdaki yere onlarla gidebildiğimi düşünüyorum. Onun dışında sanat yönetmenimizden, fokus bulurumuzda hepsi gerçekten bu filmi estetik olarak ulaşmaya çalıştığım yere ulaşmam için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Kendi dünyalarında kattılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. En iyi filmlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teknik bir ödül almak hep çok güzel oluyor. Biz de tüm ekibinizi ve sizi canı gönülden tebrik ediyoruz. Yeni filminizi heyecanla bekliyor olacağız burada. Çok teşekkür ederim. Ödül de sizden çok güzel oldu. Güzel bir gün bugün. Bizim için de öyle. Çok sevgiler. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sırada en iyi film ödülü var. Ödülün sahibini jüri üyesi Selim Vatansever'den öğreneceğiz. Evet, nefeslerimizi tuttuk ve en iyi film ödülünde sıra. Şimdi Ulusal Uzun Film Yarışması jüriyemiz sevgili Selim Vatansever'le birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sizden en iyi film ödülünün sahibini öğrenebilir miyiz? Tabii ki, memnuniyetle. Jüri olarak en iyi film ödülünü yarattığı gerçekçi dünyasında işlemeyen bir sistemin eleştirisini gerilim duygusuyla incelikle örmesi, ince mizahi anlarıyla izleyiciyi hep içeride tutmayı başaran anlatımı, başarılı oyunculukları ve ustalıkla kurduğu atmosferiyle okul tıraşına vermeye karar verdik. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Okul Tıraşı filmini ve filmin tüm ekibini canı gönülden kutluyoruz. Çok teşekkürler, biz de aynı şekilde. Görüşmek üzere Sayın Hanım. Hoşçakalın, sağ olun. Şimdi Okul Tıraşı filminin yönetmeni Ferit Karahan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkürler. Filminiz 10. Engelsiz Filmler Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması'nda en iyi film ödülünü kazandı. Çok tebrik ediyoruz. Sizin söylemek istediğiniz bir şeyler vardır muhakkak. Sözü size bırakayım ben. Çok teşekkürler. Benim için onur verici böyle bir ödül almak. Başta böyle bir festivalin var olmasından, yani şunu söylemek isterim ki yaşamda herkes için bazı engeller vardır. Sinemada bizim aslında yapmaya çalıştığımız şey bu engelleri aşmak. Bu yüzden böyle bir festivalde olmaktan, böyle bir festivalde film göstermekten, bu arkadaşlara filmi paylaşmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Bizim toplumumuzda genelde bütün kamusal alan erkeğe göre dizayn edilmiştir maalesef. Ne kadına göre, ne de işte engellilere göre, ne de çocuklara göre. Umarım bir gün bu engelleri aşıp hepimiz için sağlıklı bir toplum kurabiliriz. Başta jüri olmak üzere festivali yapan yani arkadaşlara ve yani izleyiciye çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de size çok teşekkür ediyoruz böyle güzel bir film yaptığınız için. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sırada seyirci özel ödülü var. Ödülü açıklamaksa bana düştü. Ödülün sahibi Ferit Karaağan'ın filmi Okul Tıraşı.
Evet, yine karşımızda sevgili Ferit Karahan var. Karşımızda olmasının bir kez daha nedeni bu yıl Eskişehir ve Ankara'da filmler izleyiciyle buluştu. Ve Okul Tıraşı filmi toplam 150 kişinin izlediği bir film oldu festivalde. 95 kişinin oyuyla ve toplam 429 puanla seyirci özel ödülünün de sahibi oldu. Hemen neler hissettiğinizi almak için biz de alelacele size bağlanmış olduk. Buyurun lütfen. Çok teşekkürler gerçekten. Benim için seyirci, ben filmleri seyirci için yapıyorum. Yani şimdi bağımsız film, yani aslında biz bağımsız film yönetmenleri genelde seyirciler için yaparız filmleri. Ve çok önemsediğimiz seyirciler oldu bunlar genelde. Bizim için çok önemli. Seyircilerin filmi beğenmesi zaten onlar için yapılmış bir filmi böyle ödüllendirmeleri. Çok mutluyum gerçekten. Yine festivale çok teşekkür ederim. Ve sizlere, emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Bir de seyircilerime çok teşekkür ederim. Beni ettiler. Bana cesaret verdiler bir sonraki için. Biz de size ve Okul Tıraşı'nın tüm ekibine çok teşekkür ediyoruz böyle bir film yaptığınız için. Ve tüm ekibi canı gönülden kutluyoruz bir kez daha. Teşekkürler, çok sevgiler. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşürüz, tamam. Ödül alanları tebrik ediyoruz. En kısa zamanda ödülleri sahiplerine ulaştıracağız. Videonun başında festival ekibinin Mithat Alan Film Merkezi'nde yaşananlara dikkat çekmeyi istediklerinden bahsetmiştim. Benim de dikkatlerinizi çekmek istediğim bir konu var. Biliyorsunuz filmlerini izlediğimiz, birlikte filmler konuştuğumuz sinemacı arkadaşımız Çiğdem Mater ve Mine Özer'den bugün halen tutuklular ve Bakırköy cezaevindeler. Ben buradan onlara selamlarımızı göndermek istiyorum. Umarım önümüzdeki yıl Engelsiz Filmler Festivali'nde yeni projelerimizi konuşup izlediğimiz filmler üzerine sohbet edeceğiz ve bu karanlığı arkamızda bırakıp işimizi yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl festivalde hep beraber buluşmak üzere.